Merhaba çocuklar, bu videoda sizlere algoritma ve araçsız kodlama etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Algoritma, bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına diyoruz. Algoritma, bir başlangıcı ve sonu olan işlemler kümesidir aslında. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamalar belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. İlk algoritma El-Harezmi'nin Hesap El-Cedir ve El-Mukabela adlı eserinde sunulmuştur ve algoritma kelimesi de El-Harezmi isminden gelmiştir. Algoritma genellikle matematik ve bilgisayar bilimleri ile alakalı olduğu düşünülse de hayatın her alanında kullanılmaktadır. Tüm programlama dillerinin temelinde algoritma vardır. Kodlamada kullanılan dil ve kullanım alanı ne olursa olsun algoritması olmayan bir program yoktur. Programlama yaparken bir algoritmanın işlemesi için dışarıdan gelen tüm girdiler değişken olarak tanımlanır. Algoritmadaki döngüler ve işlemler bu değişkenler üzerinden gerçekleşir. Kodlama eğitimlerinde küçük yaştaki çocuklarımızın algoritmik düşüncelerinin pekiştirilmesi için farklı algoritma etkinlikleri kullanılmasını önemli buluyorum. Kodlamaevi.com web sitemde ana sayfada araçsız kodlama linkine tıklayarak algoritma ile ilgili bölümü okuyabilir, örnek algoritma ve akış diyagramlarını inceleyebilirsiniz. Yine aynı sayfada araçsız kodlama eğitimleri için tasarlanmış olan labirent oyunlarından faydalanabilirsiniz. Herhangi bir bilgisayara, araca gereksinim duymadan sadece kağıt ve kalem kullanarak bu labirent oyunları ile araçsız kodlama etkinliği yapabilir, algoritma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken oldukça kolay. Labirent oyunları yazan linke tıklayın. Karşınıza bir pencere açılacak ve buradan arzu ettiğiniz bulmacayı seçerek kodlamaya başlayabilirsiniz. Arzu ettiğin bir tanesini seç. Önce problemi tespit et, sonra çözüme ulaşmak için doğru yolu bul. Sonra da çözüme ulaşmak için bulduğun yolun algoritmasını çıkar. Alt, üst ve yan taraftaki boşlukları kullanarak bulmacanın algoritmasını yazabilirsin. Okuma yazma biliyorsan ileri, geri, sağ, sola yazabilirsin. Bilmiyorsan ya da yazmaya üşeniyorsan o an yön bildiren oklar kullanarak algoritmanı tamamlayabilirsin. Arzu eden çocuklarım boyama da yaparak kişiselleştirebilirsiniz. Evet çocuklar, bugün kullandığımız teknolojiden gün içinde aldığımız sıradan kararlara kadar her şeyin içinde algoritma vardır. Ve algoritma, bilgisayarca düşünmenin kod okur yazarlığının en temel öğesidir. Ve her çocuk algoritma yazabilir. Haydi, şimdi sıra sende. Sen de algoritma yaz.